كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Evet, 42. farz. Yetecek kadar rızık, yani yiyecek, giyecek ve ev için çalışmak. Yetecek kadar. Bizde yetiyor mu? Yetmiyor. İkinci daire lazım. İkinci araba lazım. Üçüncü lazım. Falancanın üç tane daire varsa benim ondan neyim eksik? Kardeşim, onun diyor koltuğu belli ona. Seninki ne? Mahalledeki marangoz. Niye yetişmem lazım? Hayır. Allah için uyarıyorum. Arkadaşlar, biz işte hatayı burada yapıyoruz. Hep birilerini amelde değil de dünyada geçmeye çalışıyoruz. En büyük bela budur. Bak şimdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Muaz ile musafaha edince buyurdu ki: ya Muaz radıyallahu anh, ellerin nasırlaşmış. Allah Allah. Ya sahabelerin eli nasır biliyor musun? Sahabelerin eli nasır nasır. Hepsi nasır bağlamış çalışmaktan. Tarlada çalışıyorlar, amelilikte çalışıyorlar. Her yer, bulduğu her yerde çalışıyor. Niye? Rızık. Rızık peşinde koşacaksın. Helalinden, alın teriyle. Alın teriyle. Hocam, Bitcoin caiz mi? Borsa caiz mi? Niye? Otur yerden beyefendi para kazanacak. Caiz değil beyefendi. Kusura bakma, bizden fetva çıkmaz. Sen onu git mealcilere sor. Belki 3-5 bir şeyler ateşlersen sana göre fetva verir belki. Evet. Ya Muaz, ellerin nasırlaşmış. Evet ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, kazma elimde, toprak ile meşgul oluyor ve bu sayede çoluk çocuğumun nafakasını kazanıyorum. Bak bak bak. Fahri kainat Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Muaz'ı öpüp buyurdu ki: Allah Allah. Ya bir an hayal ettim ya. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, düşünsene ne güzel öpse şurada yanaktan bir öpse, bir alnımızdan öpse. Allah Allah. Onun değdiği yer cehennem ateşine değer mi ya? He? Değmez. Rabbim dünyada nasip etsin. Amin. Amin. O yüzden cuma günü tam kadro ha. Haberiniz olsun. Arada söylüyorum yani. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Muaz'ı öpüp buyurdu ki: ya Muaz, bu elleri cehennem yakmaz. Helal için, helalinden kazanmak için, Allah için, ailesine, eşine, çoluğuna, çocuğuna alnının teriyle para kazanıp evine bir lokma da olsa helal götürmek için çalışana ne var arkadaşlar? Cehennem yakmıyor. Niye? Allah rızası için. Sadece bak, Allah rızası çok önemli be. Bütün ibadetlerin, bütün amellerin, her işin en tepesinde Allah rızası varsa tamam, yoksa bittik. Evet, net konuşuyorum, bittik. 80 sene namaz kıl, 100 sene namaz kıl, hep desinler, hep görsünler için kılırsan bittin. Oruç bittin, Kur'an bittin, bittin kardeşim, bittin. O namazı Allah için kılmadıysan, o Kur'an'ı Allah için okumadıysan bittin arkadaş. Ve yine bir gün genç bir sahabe sabah erkenden işe gidiyordu. Ashab-ı kiramdan bazıları bunu uygun görmediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara dedi ki: öyle söylemeyiniz. Bak bak. Eğer kimseye muhtaç olmamak, ana babasını ve aile efradını muhtaç etmemek için işine gidiyorsa attığı her adım ibadettir. Oo, işe gidenler buradan şimdi bel yüzüne yürüyerek gitmeyin ha. Şimdi siz sevap duyunca yapar mısınız öyle bir şey? Ya metrobüs var. Hocam gerek yok. Araba var, gerek yok. Tamam, size yürüyün demedik zaten. Hey, mesafen yakınsa kardeşim bir iki gün yürüyerek git. Bak, ibadet, her adıma ibadet yazıyorum. Ama helalinden, ailen için, anan için, baban için, çocukların için, hanımın için helalinden çalışırsan. Ondan sonra eğer kazanacağı para ile övünmek, keyif sürmek niyetindeyse o kişi şeytanla beraber. Allah Allah. Ben gideyim, paramı harcayayım, çatır çatır harcayayım, işte millete artistik yapayım, işte ben 10 bin lira maaş alıyorum, bak paramı yiyorum. Bu kafada adam yok mu? Çok, çok.
artistlik yapıyor. Kaç para maaş alıyorsun sen? Abi asgari ücret. Alana paraya çalışırım be kardeşim be. Bak ben oturduğum yerden 15 bin lira maaş alıyorum. Hah. Senin dostun, senin arkadaşın şeytandır. Alnının teriyle kazanan her adımına ibadet. Aldığı nefese bile ibadet yazar Allah Celle Celaluhu. Sen rahat ol. Çalışmak ibadettir diyenler. Beş vakit namaz varsa ibadettir. Beş vakit namaz yoksa kusura bakmayacaksın. İstersen kömür ocağında çalış. Evet. İstersen kardeşim yerin yedi kat dibinde lağım işte işinde çalış. Pislik işinde çalış. Namaz, abdest yoksa senin çalışman ibadet değil ama işte o namaz kılınıyorsa. Abi ne kadar güzel bir şey ya. İslam gerçekten çok güzel bir şey. Ya çalışan arkadaşlar Allah için ya. Namaz kılıyorsun ya. İş yeri izin vermiyor mu? Hemen iş bakıyorsun. Hemen. Söylüyorum bunu ha. İş yerinde namaza izin vermiyorlarsa hemen iş bakıyorsun. Hemen anında çıkmayın. Hemen anında çıkmayın. Kaçak göçek bir yerde kılın iş yerinde. Yapacak bir şey yok. Hemen iş bakın. Evet. Çıkın oradan. Orada çalışmayın. Cuma'ya izin vermiyor. Çık. Sakala izin vermiyor. Erkeksen çık. Hadi bakalım. Varsa öyle bir delikanlı çıksın. Sakal ne demek sakala izin vermiyor kardeşim ya. Ben çıkıyorum. Eyvallah derim. Gelsin elini ayağını öpeyim o adamı. Delikanlı derim ben o adamı işte. O zaman ben delikanlı derim işte. Namaz için. Zaten namaz için ayrı mevzu. Ama sakal için, cübbe için. Oo, ayrı mesele. Evet arkadaşlar. Ne dedik? Bak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir zaman gelir ki kaygısı mide, şerefi mal, kıblesi kadın, dini para olan kimseler çıkacak. Allah Allah Allah. Bir daha söylüyorum. Kaygısı mide, tek derdi mide. Kimin tek derdi, tek gayesi, tek maksadı, bütün yaşam maksadı midesine giren şey olursa, midesi olursa o kişinin Allah Celle Celaluhu indindeki değeri onun midesinden, bağırsağından çıkan şey kadardır. Anladınız, kaba tabiri söylemiyorum. Tek kaygısı mide olanın Allah indindeki değeri pisliktir. Ne dedik? Tek kaygısı mide, şerefi mal. Malın varsa şerefliyim diyor. Malın yoksa şerefsizim diyor kendi kendine. Kıblesi kadın. Dini para olan kimseler çıkacak. Bunlar diyor halkın ondan en şerlileri, en kötüleridir. Şimdi bu kıblesi kadından maksat ne demektir arkadaşlar? Şimdi kıblesi kadın. Tövbe aşağı adam karısına mı tapıyor? Hayır. Karısı ne derse onu yapıyor. İşte kocasına bunu yapan kadın cehennemdedir diyoruz. Niye? Ya siz de herkesi cehenneme sokuyorsunuz. Hayır. Herkesi cehenneme biz haşa bekerler biz. Kimiz ya? Ama şunu yapan kadın işte. O para bu eve girecek. Ya kadın maaşın belli. Gelir belli, gider belli. Ne diyorsun? Beni alakadar etmez. Çalıyor musun? Çırpıyor musun? Faiz mi alıyorsun? Bilmem ne yapıyorsun? O para bu eve girecek. O araba alınacak. O koltuk takım alınacak. Bilmem ne. İşte bu kadınlar cehenneme girecek arkadaşlar. Bu kadınlar bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Kıblesi kadın olan. Şimdi işte bu kadınlara dikkat edeceğiz. Bak bunu zaten eski sohbetlerde söyledik. Kardeşim ben bir abi bir kardeş olarak Allah için ölürüm. Evleneceğiniz kızı önceden ölçün, tartın, biçin. Sonradan pişman olmayın. Evet yapacak bir şey yok. Ben açık sözlüyüm, açık açık konuşuyorum. Onu parayla ufak bir imtihan edin. Ne demek imtihan edin? Tanışmada, görüşmede bir parayla alakalı bir yoklayın bakalım. Ya da işte ileride inşallah evlenirsek, bir yuva kurarsak, atıyorum işte oldu da böyle bir maddi darlığa düştük, işten çıktım, işte atıyorum bir ay iş bulamadım, artık dolapta yiyecek bir şey kalmadı, o zaman ne yaparız? Bir yoklayın. Zaten paracıysa ben babamın evine giderim der en hafifi. En hafifi babamın evine giderim der. O zaman ne diyeceksin? Selamun aleyküm. Tanıştın da memnun oldum. Allah sana hayırlı bir koca versin de uzaklaş. Uzaklaş kaç yani. Direkt kaç. Camdan atla hatta. O kadar diyorum. Evet. Kıblesi kadın olanlar zaten yanmış. Kıblesi kadın olan demek. Karısının tasmalısı demek. Böyle adam yok mu? Hoho. Şimdi zaten zamanelerin çoğu böyle. Aman hanım, canım hanım, bilmem ne hanım. Hanım izin vermiyor, sohbete gelemiyorum. Allah hanımına selamet versin seni. Amin. Allah sana da akıl fikir versin. Amin. Çok mu aradın kardeşim? Google'dan mı arattın kadını? Nereden buldun? Baştan söylüyorum arkadaşım. Baştan evlenirken bu kadına dikkat et. Demedi deme. Yani.
Kutsi hadiste Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: ey dünya, bana hizmet edene sen hizmetçi ol. Bana hizmet edene sen hizmetçi ol. Yani namaz kılana, oruç tutana, zikir edene, Kur'an okuyana, emri bil maruf yapana, iyiliği emredene, kötülükten gidene, herkese iyilik yapar, güzel ahlak üzere, sünnet üzere, Allah için çalışmalar yapar, fakiri gözetir, sen de ona hizmet et diyor. Ne demek hizmet biliyor musunuz? Bak şöyle basit bir örnekle anlatayım. Basit değil örnekle, anzen sahabeler. Sahabeler denizin üstünde yürüdü, ayaklarının altı ıslanmadı. Bak dünya böyle hizmet eder ama. Sahabeler denizin üstünde yürüdü. Gemiyle 24 saatte geçilen yolu 12 saatte geçtiler. Develerinin ayaklarının tabanı ıslanmadı. İşte dünya böyle hizmet eder. Ondan sonra sana hizmet eden de senin hizmetçin olsun. Ebu Naim de geçer. Ne demek sana hizmet eden senin hizmetçin olsun? Varsa yoksa dünya. Varsa yoksa dünya. Dünya, dünya, dünya. Hey gidi koca dünya. Gam yükümüsün demiş ünlü düşünür ve yazar. Kim? Bilmiyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Neyse kalsın. Önemli değil. Ne bileyim kardeşim. Tamam inşallah.